2005 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi ile başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Bornova Belediyesi'nin katkılarıyla süren Yeşilova Höyüğü'nde 2015 kazı dönemi sona erdi. Düzenlenen etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Candeğer Yılmaz, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve kazı ekibi katıldı. Kahvaltıda konuşan kazı başkanı yardımcı doçent Zafer Derin, kendilerine verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür ederken buluntular hakkında bilgi verdi. Sonuçta 10 yılda büyük bir kazı alanı ve Bornova Belediyesi'nin özellikle desteği ve isteğiyle yapılan büyük bir tesise kavuşmuş durumdayız. Bu tesis tabii bir arkeoloji, kültür, sanat, eğitim merkezi. Burada birçok faaliyetler de yapılabiliyor. Sergi salonundan açık herkesin görebileceği bir kazı evine, Neotik Köyü'nden kazı alanlarına kadar çok geniş bir kompleks. Ve bu kompleksi bize kazandırdığı için de Bornova Belediyesi'ne özellikle içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bu merkez sayesinde de bütün kültürel faaliyetlerimiz, arkeolojik faaliyetlerimiz, kongrelerimiz, diğer bütün bilimsel çalışmalarımı son derece rahat bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve bu yıllar, 10 yıl süresince de bu bağlamda hem İzmir Arkeoloji Müzesi'ne hem de kültürel değerlerimize birçok katkıda bulunduk. Daha sonra söz alan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, kazıda emeği geçen herkese teşekkür ederken, ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Bugün kazıdan çıkan bulguları birlikte göreceğiz ve bunlar ülkemiz için, kentimiz için önemli bulgular olacak. Tarihimizden aldığımız güçle her zamankinden daha güçlü olarak bu sorunların üstesinden geleceğiz diye konuştu. Ve gerçekten ülke olarak çok zor günler yaşıyoruz. Bugünkü kazıdan çıkan çok değerli ürünlerimizi birlikte göreceğiz. Ve bunlar ülkemiz için, kentimiz için önemli bulgular. Bunlarla da bugünlerde biraz daha ümitlenip tekrar tarihimizden aldığımız güçle her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla bugün içinde bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Candeğer Yılmaz ise, kazılar sadece öğrencilere ait bir uğraş alanı değil. Kazılar sadece birilerinin gezip 5 dakika görüp kendilerini burayı görmüştüm diye tatmin ettiği yerler değil. Kazılar ve müzeler gerçekten kültürün zenginleştiği, eğitimin alınabildiği, öğretimin en iyi yapıldığı yerler diyerek bu bölgeyi yaşam laboratuvarına benzetti. Kazılar sadece öğrencilere ait bir uğraş alanı değil okudukları sürede. Kazılar sadece birilerinin gezip 5 dakika kendilerini görmüştüm diye tatmin ettikleri yerler değil. Kazılar ve müzeler gerçekten kültürün zenginleştiği, eğitimin alınabildiği, öğretimin en iyi yapıldığı yerler. Yaşam laboratuvarları. Birinci önemi buranın özellikleri. İkincisi buradaki örneğin yerel yönetimle nasıl akademi işbirliğinin neler yapabildiğini çok güzel bir örnek olarak herkese ispat etmiş olması. Organizasyonun sonunda Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yetkililere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi ve kazı alanında bu sezon bulunan eserler tanıtıldı.